Bir gülü sevdim, bir seni sevdim. Tek mevsimlikmiş. Bir gülü sevdim, bir gülü sevdim, bir seni sevdim. Tek mevsimlikmiş senle aşkımız. Kal gitme dedim, gel gitme dedim. Biraz yüksekliğinizi ayarlayalım dostlar. Aslında bu kadar neşeli, coşkulu girecek bir durumda değilim. Yani size bunu itiraf etmek istiyorum. Dün çok güzel pansumanlandı kardeşiniz, arıza adamınız. Tam sizin çoğunuzun desteklediği gibi yani akşamcılığı icra ettim dün. Evet, çok güzel şeyler icra ettim. Türk sanat müziği icra ettim. Aslında buraya gelirken asansörde aşağı inmiştim de dur, kolyemde görünmüyor. Ya aman, biraz daha alçaltın siz kendinizi ya. Gelin bakayım buraya, gel. Aa, biraz alçal alçal alçal. Yani başımızın üstünde bin tane daha yer olacak da bir bok mu olacak kardeşim? Arabaya bindi mi git bir bak. Git bir bak, git bir bak. Arabaya bindi mi git bir bak. Şöyle iyi değil mi? Tamam. Böyle öğürmeli böğürmeli sizlerle sohbetlemeyi nasıl özledim. Hep ciddi konulara bu ara değinmekten hakikaten. Yani ben de birazcık sıkıldım diyebilirim. Gördüğünüz gibi hazırlıklarım bile kamera önüne gelmeden yapmıyorum. Oldukça doğallığı destekliyorum. Diğer YouTuberların ben topunun tenekesine koyayım kardeşim. Hep aynı vücut dilleri falan böyle. Hep aynı hareketler. Şu evi gördünüz mü? Burada iki tane kapı var. Buyurun gidelim falan böyle salak salak. Neymiş YouTube paradigmaları onaylarmış da daha ön plana çıkarlarmış. Daha çok izlenme payı yaratırmış. Ya s**in gidin lan topunuzun. Neymişim ben s**in veya bip kullandığımda bu da YouTube paradigmaları tarafından onaylam ya. Onayınızı s**in ben ya. Ben sizin onayınızı, sizin toplumsallık düşkünlüğünüzü s**in kardeşim ya. Oh be. Şöyle güzel bir zafer gününde tam bir İzmirli gibi davrandım. Çok hoşuma gidiyor. Biliyorsunuz değil mi? Yoruldum lan. Diyorum ya, aslında ölgünüm, dünden pansuman günümde. Biliyorsunuz değil mi? Bugün benim ana şehrimin, toprağımın kurtuluş günü. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu. Harbi Türk milleti olarak ne acayip bir milletiz kardeşim ya. Tarih bizim başarılarımızla, kurtuluş savaşlarımızla, zaferlerimizle dolu be. Ya bu gavur aleminin de ben topunun tenekesine koyayım ya. Bunlar dayak yiye yiye doyamamışlar değil mi yıllardır. Hele şu Yunanistan. Harbi lan, denize dökmüşüz lan adamları. Patır kütür göklerine tekmeyi sokup denizlere dökmüşüz. Hala bize orada adalarda, Ege Denizi'nde hala böyle sataşıyor gerizekalılar. Kusura bakmayın. Bu videoda efendiliğimi göremeyeceksiniz. Bilhassa milliyetçi takılmayanlar. Hiç kusuruma bakmayın. Ona bakarsanız ben de yani öyle hani %100 milliyetçilerden değilim kardeşim. Ben olduğu kadar yani ayarında bir milliyetçiyim. Yani ama bugün nedense bir agresifim. Dün de yordular beni. Kaç kere dışarı çıktık geldik falan. Bacaklarımdaki o yorgunluk böyle elektrik, negatif elektriği falan hemen veremedim. O yüzden pansumanı dün iki ölçek fazla yaptık kardeşim. Ev yapımı viskimle. Şivaz Regal eşi benzeri olmayan, Şivaz Regal benzeri aroması olan viskimle inanılmaz güzel bir pansuman yaptım. Onun için böyle biraz yani lavaş ekmeği gibiyim. Anlayın yani. Yeni imal ettim. Şu an kapağını açık. Bir iki gün orada bekleteceğim. Kapağı yarı açık. Akabinde zaten yarın büyük ihtimalle büyük bir 3 litrelik damacanaya aktaracağım. Ve Shiraz Regal aromasında muhteşem bir el yapımı viski. 2.2 litre. Konumuz sadece İzmir'in kurtuluşu değil kardeşim. Ben siyasetçi miyim lan?
Yani ben tarih profesörü müyüm? Kutlarız, dalgamızı geçmeye devam ederiz. Ama gerçekten İzmir'in kurtuluşuna değinmeden de yapamayacağım dostlarım. Ben harbi tam bir İzmir çocuğuyum çünkü. Yani bildiğin bak dökme gavur İzmirli diyorlar ya, işte o burada. Ben gavur İzmirliyim. Onun için hani öyle pala bıyıklı milliyetçilik tayfası falan benim hiç yani yakınımdan bile geçemez. Milliyetçileri tabii ki seviyorum. Onlar olmasa bu ülkenin askerleri kimler olacaktı diye düşünüyorum. Gerçekten bak milliyetçi kanı başka bir şeydir. İyi ki varsınız bu arada milliyetçi dostlarımız. Öksürdüm. Sizin için öksürüğü biraz daha dramatikleştirdim ama. Öyle öksürecek göt var mı lan bizde? İçine çekmeden içen adamım ya. Ağız tiryakiliği. Dudak tiryakiliği mi deniyor? Makat tiryakiliği mi? Öyle bir şey benimki yani. Tam da gününde 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunda Triplex Türk kahvesi içmenin zamanıdır. Oh, yarasın. Yarasın vatanıma, yarasın güzel şehrime. Gördünüz mü UFO logosunu lan? UFO kolyesi. Eşim almıştı. Şu geviş getirme, gırtlak temizleme, balgam çıkarma tarafı da bir bitse de. Bitse de ikinci bölüme geçsek. İzmir diyor. Durun bir İzmir'e bir değinelim lan. 55 yaşında bir İzmirli var karşınızda. Tam da bildiğin gavur İzmirli abi. 1. İzmir'in kadınları, kızları çok güzeldir. Yani buradan bütün İzmirli kadın dostlarıma, hanımefendilere sevgiler, iltifatlar, sular, seller gönülden gelsin kardeşim. Gerçekten İzmir gibi. İzmir'in erkeği de güzeldir. Yakışıklıdır işte şekil bir ha. Allah Allah. Ya tabii ki istisna çirkinler olabilir. Fark etmez. Onlar da gönlü güzeldir. Belki seksüel enerjileri cezbedicidir. Güzelliğe bakmazsınız doğrudan dalarsınız. Onlar ayrı konu. Şimdi o konulara girmiyoruz. Şimdi toprak konusundayız kardeşim. İzmir'in insanı gerçekten sıcaktır. Yani İzmir çok güzel ya. Ne diyeyim ya, Avrupa'yı bir kafa vardır İzmir'de. Örneğin İstanbul'dan buraya gelen biri hizmet sektöründeki insanların müşterilere muamelelerindeki farkı bile o kadar görüyor ki şaşırıyorlar. Yani hani bazı taksi şoförleri lütfen genellemiyorum. Hani böyle öküz gibidir ya, neresi tam adresi bilmiyorsan gitmem birader falan, böyle şeyler var. Orada İzmir'de pek yok ha. Tabii ki istisnalar burada da var ama yani burada İnsanlara hizmet üreten birçok insan aşırı samimi diyeyim, yani yerine göre samimi ama yakın ve kibardır. Nezaket vardır. İzmir birazcık Avrupa havasını koklamış bir yerdir kardeşim. Tabii İzmir'e yakın bir sürü tatil beldesi vardır. Yani çok rahatız abi biz, yani İstanbul'dan bir keşmekeş böyle yoğun iş hayatından göçüp de İzmir'e gelenler gerçekten doğru yere geliyorlar. Ben hep öyle diyorum. İzmir doğru yöndür, arkana bakma kardeşim. Tabii İzmir'e layıksan, bir de o da var. Burası rahat, böyle bir emekli şehri gibi. Burada zengini bile, İzmir'in zengini bile gidip de sabah kalkıp, 7'de kalkıp doğrudan para hesabına girmez kardeşim. İzmir böyle bir yer değil. Ya bir kahvemizi içelim, çayımızı içelim, afyonum patlasın, saat şöyle bir 11-11.30 olsun sonra işlere bakarız kafası vardır İzmir'de. Ben de buna bayılıyorum. Zaten ben de emekliliğimi 3 yıl önce aldım. Emeklilik alınıyor muydu hatırlamıyorum ama emekli olunuyordu, pardon. Emekliliğimi oldum. Böyle komik şirin espriler yapınca aklıma Beyazıt geliyor ya abi. Adam çok tatlı ya. Mekanın sahibi geldi. Bebeleri pistten alalım diyorum bu sene. Harika. İzmir böyle bir yerdir dostlar. Yani tabii ki İzmir'in merkez ilçeleri oldukça metropol havasındadır. Biraz yoğundur ama ya İzmir'in yoğunluğuna bile canınız kurban be. Öyle bir yer yani. İstanbul'da işin yoksa mesela, tatildeysen evinden dışarı adım atmayı bile istemezsin mesela. Ay şimdi oradan oraya AVM'ye gideceğiz, oradaki trafik, dönüş falan dersin, vazgeçersin. Burada o kadar kolay ki.
Aman hiçbir şeye binme, dolmuşa, otobüse, metroya bin, arabanı hiç çıkartma, boşuna masrafa girme. Trafik stresine de hiç girme abi. Git toplu taşıma araçlarıyla, git istediğin yere ya. Ya Foça'ya biz metroyla gittik lan. İzban, metro falan derken Foça'ya gittik lan. Valla gittik orada. Yelken Otel vardı, inanılmaz güzel restoranı, Foça'nın, yeni Foça'nın en meşhur restoranıymış zaten. Orada güzel böyle kök gibi balıkları da döşettik, iki gece yedik falan. Üç gece mi, dört gece mi kaldık. Yani İzmir harika ya. Foça'sı var bunun, Kuşadası var. Bunun Urla'sı var. Urla İzmir'e yakın ya, o yüzden İzmir diyorum. Çeşmesi var, Alaçatı'sı var, Çakmaköy'ümüz bile var yani. Yalnız Alaçatı'da kalmaya kalkmayın bir tane otelde. Yani Hilton'a denk para verirsiniz veya Sheraton'a denk para verirsiniz abi. Hiç gerek yok öyle şeylere. Çeşme'de kalırsınız bir otelde. Alaçatı'yı da arada ziyarete gidersiniz yani gerçekten. Ama ben Urla'yı çok beğeniyorum bu arada. Sonra İzmir'e çok yakın merkeze ne var? Seferihisar var. Abi orada da tatil köyleri var. Teos var orada ya. O abi yani İzmir yani İzmir'de yaşarsınız be kardeşim. Ha İstanbul'a göre öyle giyim kuşam veya diğer tüketeceğiniz şeyler, besin maddeleri falan daha ucuzmuş falan, pek o kadar değil. Yani buna pek kanmanıza gerek yok. Çünkü biliyorsunuz İstanbul'da Merter'de inanılmaz tekstil ürünleri var. Ve İzmir'de de bu anlamda gittiğimiz bir Bornova yakın, işte burada bizim hala hiç gitmediğimiz bir bit pazarı varmış. Abi bir de Kemeraltı'nda çok ucuz mallar bulabiliyorsunuz. Gerçekten Kemeraltı İzmir'de zaten turistlerin de çok ziyaret ettiği bir yerdir biliyorsunuz. Kemeraltı Camii, Hisar Camii var. Başka neler var İzmir'den bahsedelim. Alo hadi yorumlar yağsın. Sigara patlasın. İzmir'in bir kere yediğinizde asla unutamayacağınız boyozu var. Şimdi boyozun da çeşitlerini yapmışlar abi. Ispanaklı boyoz, kaşarlı boyoz, kukulu boyoz, pipili boyoz. Yani bayağı bir şeyler yapmışlar. Kıbrıs Şehitleri Caddesi var İzmir'in. Orası da çok güzeldir. Bak Kemeraltı'nı hızlı geçtim ama siz benim orayı hızlı geçtiğime bakmayın. Kemeraltı ayrı bir dünyadır. Gerçekten üzerinize, başınıza çok ucuz mallarda, çok kaliteli mallar bulabilirsiniz. Çok elit markalarda bulabilirsiniz. Daha ne diyeyim lan? İzmir'in körfez vapurları var abi. Bostanlı'ya gidiyor, Karşıyaka'ya gidiyor, Konak'tan geliyor, oraya gidiyor, buraya giriyor. Yani bayağı bir şey var. İzmir'in Konak Meydanı var. Konak Pier'i var. Orada size kök gibi döşecek olan çok güzel lokantalar var, kafeler var. Bir birey kaça içiyorsunuz şu an hatırlamak bile istemiyorum. Bir kere orada eşim, ben ve evladım üçümüz gittik. Bir tane oturduk bir yere. Ben kahve içiyordum galiba. Yo ben bira içtim. Zaten bira kök gibiydi. Evladım da viski istemesin mi? Aha bir viskinin bir kadehi ne kadardı? Şu an hatırlamak istemiyorum. Yani kendi viskisini kendi evinde ağzına layık şekilde üreten, hem de çok ucuza üreten biri olarak tabii ki öyle yerlerde verdiğim para biraz böyle kıçıma kaçmış gibi geliyor bana. İzmir'in bak hakikaten kızları güzel, bak erkek kafası ya. Bak tam yerlerden bahsediyorum, özel değerlerinden bahsederken yine gittiği iş karı kız muhabbetine, görüyor musun? Abi erkek, bak kadın kardeşlerim. Ben karşınızda şu %30, beyninin %30'u veya ruhunun %30'u kadın olan bir erkeğim. Bak çok medeni bir erkeğim. Asla sarkmam, laf atmam falan. Ama yani benim gibi adamın bile %10 kısmına güvenmeyeceksin kardeşim. Erkektir diyeceksin. Yani pipisi olana %100 güvenmeyeceksin. Tasma sende olacak. Hemen ilişkilerden tekrar İzmir'e dönüyoruz. İzmir'in başka nesi? Kültür Park fuarı var lan. Kitap sergileri yapılıyor biliyorsunuz. Sanatçılar geliyor orada çıkıyor. Okan Bayülgen yeni bir oyun mu ne sergiliyormuş? Hamlet'in eserlerinden birini sergiliyormuş. Reklamları YouTube'da gördük. Abi manyak bir şey sanırım ve 16 Eylül'de mi? 16 Eylül'de İzmir fuarında çıkıyor, sahneleniyor oyunu sanırım. Yani İzmir fena bir yer ya.
Tabii benim eskiden İstanbul'da çektiğim kıymalı kol böreği İzmir'de de var. Birbirinden güzel dürümler falan her şey. Tavuk döner, et döner. Hepsi İzmir'de de var. İzmir'in dediğim gibi tatil beldeleri çok fazla kardeşim. Seferihisar'a ben bayılmıştım. Ya bir de Ilıcak mı neydi ya? Ardıçlı mı? Bir yer var. Öyle bir yer var. Hani böyle sokakları elden geçirildi. Belediye başkanı çok başarılı oranın. Çok iyi bir ekiple çalışarak orayı da Alaçatı gibi böyle çok şık bir hale getirdi. Oranın ismini hatırlarsam artık videoda yazı olarak geçeriz. Sonra İzmir'de şarap tanrısı var. Ben değilim, ben değilim. Teos Dionizos Tapınağı. Şarap tanrısı. Ya Dionizos şarap tanrısının Teos kazıları yapılan, yani Teos'ta, Seferihisar'da Teos'ta tapınağı var kardeşim. Orada ben 2 ay boyunca yani yokluk içinde staj yapmış bir mimarım yani aynı zamanda. Yani İzmir'de yok yok. Bostanlısı, Karşıyaka'sı zaten bir de Alsancağı, kordonu İzmir'in en elit bölümleridir. Oralarda bir 2 dakika yürü, 2 dakika olur mu pardon ya. Ya git bir saat yürü, havan değişir, havan. Öyledir yani İzmir. Bostanlı'da müthiş balıkçı restoranlar var, her şey var. Bir de İzmir deyince aklıma, daha dün oradan 2 tane yedim. Ne yedim? Söğüş yedim, söğüş. İzmir'in bir acosu var, aco. Aco Bornova'da var, aco Bostanlı'da var. İlk kez dün rastladım, 2 tane yedim abi var ya. Fesat geçiriyordum, fesat. Bir de böyle atarlıyım, yorulmuşuz tamam mı? Çok yer gittik geldik çünkü. PTT, banka falan eşimle. Dedim keşke biz ayrı ayrı dönsek, ben seni üzmeyeyim. Çok manyak bir falan dedim. Hatta ben istersen burada ikinci dürümümü de yerim yani. İkinci söğüşümü de yerim falan dedim. Atarlı ya yersen ye diyor. Ben bunu bile bir malzeme yapıyorum sinirimi ifade etmek için yani. Bir tane yetmezse ikinciyi de yerim ha diyorum. Öyle İzmir'in söğüşü var. Zaten ben hala simit demeyi tercih ediyorum ama İzmir'de alışkanlıktır gevrek derler. İzmir'in gevreği var. Bana göre simiti var. He. Yumuşak, kibar bir simit. İstanbul simiti her zaman 1 numaradır. Tabii ki hakkını verelim. İzmir'de de sanayi sitesi var. Yani sanayi sitesi var abi. Otosanayi var. Her şey var yani. İzmir'in artık Çiğli'ye doğru genişlemiş, daha yepyeni böyle güzelleşmiş alanları var kardeşim. Bayraklı'yı bilirsiniz belki. Bayraklı da önemli bir semtimizdir. Çok modernleşti Bayraklı. Gerçekten çok Manav Kuyu falan oraya giderken geçiliyor. Oralar böyle geniş bir bulvar falan. Öyle güzel yerleşim alanları yaratılmış durumda ki. Yani imkanı olan herkesi İzmir'e davet ediyorum. Tabii ki Afyon'un patlamaması dünkü pansumandan dolayıdır dostlar. Sayenizde sizle burada sohbetlerken ben de biraz daha Afyon'umu patlatıyorum. Vites daha hala 3'te görüyorsunuz. 5. vitese gitsem zaten benim bir sohbetimi izlemeye dayanamazdınız. Bütün viteslerimi size göstermiyorum yani. Ha, bir de burada aşağıda bir vites daha var. Ha, iyi uzun bir vites var. Öyle yani İzmir muhteşem ya. İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi var, Ege Üniversitesi var. Birbirinden değerli uzmanlar, öğretmenler, hocalar, doktorlar falan. Of of, İzmir'in Yeşilyurt'u da var, manzaralı binaları var orada. Asansör binası var meşhur İzmir'in, orada restoran açılmış, hala gitmedik. 4 yıl oldu benim İzmir'e geleli. O zaman bu sigarayı da tüm İzmir dostlarıma çakıyorum. Aslında yanımda belki İzmir'i 5 dakika şöyle anlatıp kutlayıp günümüzü okumaya başlarız diye Mevlana kitabını getirmiştim ama bir sonraki bahara inşallah. Gerçekten İzmir öyle düşününce tabii benim bütün çocukluğum, bebekliğim, bütün anılarım, sporlu günlerim, lise günlerim, ortaokul günlerim, üniversite günlerim hepsi İzmir'de kardeşim. Hakikaten İzmir'e bir dalınca da öyle hemen çıkılamıyor yani.
İzmir'in meşhurları var. Şimdi kimlerdir meşhur starlarımızdan İzmirli olanlar? Onları şimdi çıkaramayacağım yani. Abi beyin durumum müsait değil şu an o kadar ya. Gene siz bu kadar randıman gösterebildiğime şükredin kardeş. Neydi? 9 Eylül. He. 9 Eylül'de doğanlar. Kardeşim siz ne şanslı insanlarsınız be. Düşünsene. Ne zaman doğdun? Abi 9 Eylül 1985 diyor mesela. Kendi devrimden örnek vermiyorum yıl anlamında. Çünkü biraz biz yaşlılar sınıfına giriyoruz. Hadi lan oradan. Neresi yaşlı? Asla klasik moruk kafasına gelmem. Allah da getirmesin ki getirmez. İçimde yok çünkü. Birine soruyorsun. Ne zaman doğdun kardeşim? 9 Eylül 1968 diyor mesela. Ben 68'liyim de o bakımdan. Yani. Benimki de 8 Kasım yani. Ama tabii şu arıza adamını size o kadar böyle güzel, eğlenceli, bazen düşündüren derin muhabbetler yapıyor. Bazen psişik muhabbetler yapıyor, spiritüalist muhabbetler yapıyor. Siz bana hiç şu arıza adamınıza bir 8 Kasım'da veya sonrasında bir hediye göndermediniz kardeşim. Ya? Aa, aranızda bir Selim kardeşim. Benim hala PC'mde kullandığım webcam'i bana hediye etmişti. Onu hiç unutmam. Yani adam beni daha tanımadan direkt videomu izleyip hediye etmişti ki istediğim kitle budur kardeşim. Bir de yine izleyenlerimden sonradan gerçekten yakın dostum olan İstanbul'da yaşayan Özgür Kabacalı kardeşim bana yılın en arıza adamı heykelini vermişti böyle. Hala masamın başında duruyor. Ya pardon, hatta masamdan onu eşim en son bizim salon barın raflarından birine dikti kardeşim. Ya bak, asla bana yapılanı unutmam. Onu da söyleyeyim yani. Bak, saat koleksiyonu yapıyorum. Saat merakım var. Hadi bana bir tane güzel şöyle hokkalı bir saat hediye etsenize mesela. Hayat boyu anlatırım lan. Hayat boyu anarım. Düşünsene isminizin hayat boyu anılmasını. Siz de istemez misiniz? Gerçekten iki elim kanda, ötekisi makatta olsa bile saat alırım kardeşim. Yani iki ayda bir saat alma durumum var benim. Öyle. Çok pahalı almam. Öyle var abi, 5.000, 10.000, 20.000'e saatler var. Almam. Almam. Onun yerine hayır işlerim. Ne bileyim, evladıma katkıda bulunurum. Bir şey yaparım yani. Ya İzmir'in başka nesi var siz biliyorsunuz değil mi? İzmir'in bir tane yakışıklı, güzel yüzlü, gül yüzlü arıza adamı var kardeşim. Ya. Yani ben kendimde olanı anlatıyorum ya. Buradan kolpaçını Özgür'e selam olsun. Ben ona burada bir antrenman yaptırırım. Torunlarını anlatır. Hayatım, söyledim ya, bugün Arap müşteriler gelecek diye. Kum kapıya geldik, göz boyama şekli. Ha, 3-4 daire bakıyorlar yani. İşte böyle. Oh İzmir, İzmir. Cennettir İzmir. Sıcağı bir fena yavşak gibidir. Nemiyle birlikte inanılmaz dayanılmaz sıcak olur. İstanbul öyle olmaz asla mesela. Ama abi klimanı açarsın, dışarı çıkmazsın. Bir çıkarsın, ooo dersin, geri dönersin falan yani. Ama bazıları da sıcağı seviyor canım, Allah Allah. Elinde mendille dolaşırsın, terini silersin, kıçını başını silersin. Devam edersin yani. İzmir harika bir yer ya. Ben özellikle İzmir'de Ankara İlkokulu'nda ve Mustafa Reşit Paşa İlkokulu'nda ilkokul yıllarımı geçirmiştim. Annem çünkü oradan aldı oraya verdi. Hocayı beğenmedi, ötekine tekrar geçirdi falan. Öyle şeylere çok dikkat ederdi annem. Canım annem benim. İzmir'in Atatürk Lisesi var. Kardeşiniz de oradan mezun aynı zamanda. İzmir'in İTK'sı var. İnek toplama kampı diyorduk biz oraya aramızda. Yani İzmir Özel Türk Koleji var. Ortaokulu orada okudum. Liseyi Atatürk Lisesi'nde okudum. İnanılmaz iyi eğitim aldım kardeşim. İzmir çok medeni bir yer ya. Gerçekten İzmir çok medeni bir yer. Başka anlatacak şey çok var. Ha, İzmir'in Karşıyaka Spor Kulübü var lan. Biz orada zamanında tenis kursuna gittik. Tenis oynadım ben orada bayağı. Basketbol okuluna da yazılmıştım.
İzmir'in mavi şehri var. Mavi şehrin orada bir sürü AVM'ler var. Of of, İstanbul'a gitmene gerek yok. Arkana bakma, İzmir'e gel kardeşim. Doğru yön burası. Bostanlı çok güzelleşti. Mavi şehir olsun. Çiğli de güzelleşti. Eskiden Çiğli dedim mi tüy anasını derdik falan. Artık alakası yok kardeşim. Çok genişledi yani. Sınırlar iyice genişledi İzmir'in. Gittikçe gidiyor. Foça'ya kadar dayandık işte ya. Yani İzban'la metro ile biz Foça'ya gittik. Tabi biraz uğraştık. Elinde hayvan gibi valiz, tekerleği de yoktu. Ben taşıyordum abi. Zor olmuştu ama yani daha donanımlı gidersen hiç yorulmadan şuradan şuraya çok ucuza gidersin yani. Kuşadası en sevdiğim beldelerdendir. Kuşadası'nda çocukluk yıllarımda, sanırım ilkokulda mıydım, ortaokulda da olabilirim. Çok güzel anılarım var. Güniçen Otel vardı. Sahildeki ana yolda böyle küçücük bir oteldi. Orada bile kalmak ailece ne kadar hoşuma giderdi. Güniçen Otel'de kalmıştık. Tusan Otel'de kalmıştık. Kuştur'da kalmıştık. Kuştur hala vardır herhalde. İlk orada havuza böyle kayak olan bir oteldi. Yani ilklerden de herhalde. Ne bileyim, o zaman öyle aquaparklar falan yoktu. İzmir'de aquapark da var Kuşadası'nda. Sonra İzmir'de doğal yaşam parkı var. Öyle mi deniyordu oraya? Harbi bildiğin yani hektarlar boyunca böyle hayvanat bahçesi diyeyim. Orada dolana dolana bütün hayvanları görüyorsun. Var oğlu var ya. Kuş cenneti var lan, kuş cenneti var. Bak onu unutuyordum. Kuş cenneti inanılmaz güzel bir doğa. İster bisikletle git oraya, ister arabayla git. İster git bir şeye bin git, otobüsle de gidiliyor. Biz otobüsle de gidip geldik. Orada yürü 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 kafanı dinle. Harika abi. Arada Gözcü Kuleleri falan var. Çıkıyorsun oraya böyle bir etrafa bakıyorsun. Harika bir yer İzmir kardeşim. Ve tekrar dediğim gibi İzmir'de bir arıza adam var. Ya. Bir de su içelim. Oh biz bizeyiz ya. Su mu içmeyeceğiz? Gerekirse karşınızda şuraya cart diye sıçarım da yani. Allah Allah. Doğal adamız ya. İzmir'in başka neyi var? Ha, siz söyleyin. Murat Caz'ı var İzmir'in. Murat Caz'ı. Efe Aydal'ı var. Efe Aydal. Türünün en başarılı tek örneğidir. Onun o Aikido'suna hastayım ya. Adam Aikido hocası. Bir kere Aikido demek disiplin demek. Düzenli idman demek. Hocalık demek. Öğrencileri var adamın. Yani düşünsene abi. Böyle adamlara çok saygı duyarım ben. Efe Aydal hala İzmir'e geldiğimden beri 4 yıl olmasına rağmen bir türlü iki yakayı bir araya getirip de buluşamadığımız Efe Aydal. Seni seviyorum Efe Aydal. Seni seviyorum Murat Caz. Başkaları sende bazen dalga geçiyor. S**t geçerse geçsin Murat Caz. Sen kendini dürüstçe yaşadıktan sonra ah Allah, bir tek sen hesap verirsin. Sen millete hesap vermezsin Murat kardeşim. Murat Caz'ı var İzmir'in, Efe Aydal var ya. Başka nesi var lan anmayalım. Yani anmayıp da sonradan pişman olabileceğimiz, baltayı taşa vurmuş olarak değerlendirilebileceğimiz neyi var başka lan İzmir'in? Hani unutmayalım. Yalnız sayenizde biraz iyi oldu ha. Hem bir rahatladım, şöyle bir devinime girdim. Vites 4'e yükseldi. 5. vites içeriye. Bir ara onunla bir yakınla görüşmeyi düşünüyorum. 5. vitesi onunla değerlendirmeyi düşünüyorum akşama doğru. Başka İzmir'in neyi olduğunu söylemek istemez misiniz? Başka abi, başka neyi var lan? Biz bir yere gitmiştik. Orası neresiydi ya? Kaf Dağı diyordu sevgili Bekir hocamız. Abi adamın da soyadını unuttum ya. Bekir Korkmaz hocamız. Kaf Dağı'nda bizi ağırlamıştı. Bir gecede kalmıştık orada. İzmir'in Kaf Dağı lan. Ha, spili var lan İzmir'in. Spili var. Yani ben İzmir'in diyorum. Yani hani İzmir il sınırları içinde olmayan yerlere de ben İzmir'in diye bahsedebilirim. Bilerek bunu yapıyorum. Çünkü yani şuradan 1,5 saat, 2 saat gidiyorsan bana göre orası İzmir'dir kardeşim. Diyormuşum İzmir'in Manisa'sı var. İzmir'in bir tane
Gaziantep'i var. Oraya da binince gidiyorsun ya. İzmir'in İstanbul'u var. Yani bana göre merkez İzmir. Harbi ama İzmir'in vapur iskelesinden inip, yani binip, konaktan binip, Karşıyaka vapur iskelesine inip, şöyle bir çarşıyı dolanıp, oradan sahile tekrar çıkıp, Bostanlı'ya doğru kaç kere yürümüşlüğüm var biliyor musunuz? Benim aynı zamanda yemişliğim de var. Yani çok güzeldir Karşıyaka sahili. Çok, çok güzeldir Karşıyaka. Benim ilk göz ağrım. Ben orada doğdum zaten. Gerçekten Alsancak'a mesela gitmek benim pek aklıma gelmez. Ama Alsancak da çok güzeldir, çok değerli bir yerdir. Kordon muhteşemdir. Ama tabii Karşıyaka kafası bilir, Karşıyakalılar bilir yani bu bahsettiğim şeyi. Karşıyaka'dan başka yeri bir türlü çok güzel göremiyorsun abi. Çünkü Karşıyaka anormal güzel bir yer yani. İzmir deyince bir de aklıma ne geliyor? Evladım İzmir'de. İzmir'in bir evladı var, yetenekli, çok güzel bir çocuğu var kardeşim. Artık 18'i geçti, 19 olduğu için artık ona çocuk diyemeyeceğiz tabii. İzmir'in Yaşar Üniversitesi var, orada okuyor çizgi film animasyonda. İzmir deyince bir de benim aklıma kim gelir biliyor musunuz? İzmir'in bir de Gong Video Yılmaz'ı var. Gong Yılmaz. Yani Yılmaz Gül kardeşim, benim 100 yıllık dostumdur kendisi. Yılmaz Gül kardeşimin, benim 100 yıllık dostumun Karşıyaka'daki evindeyim. O bana evini teslim etti. Gitti kendisi, horul horul uyuyor. Çok can bir kardeş, çok can bir insan. Helal olsun diyorum. Yani gerçekten insanın böyle dostlarının olması var ya, o kadar önemli ki. Parayı bırak, mülkü bırak, her şeyi bırak, dost kazanmaya bak. Allah Yılmaz Gül kardeşimden, Gong Video Yılmaz'dan Karşıyaka'daki razı olsun, helal olsun diyorum. Çok güzel insan. Herkes bunu bilsin. Sevgiler, saygılar dostlarım. Tenis okuluna gittiğim zamanlardan onunla böyle tünerdik, tribünlere dalga geçerdik, bir çay içerdik, kahve kola bir şey içerdik falan böyle. Vallahi ya, Zeynel amca vardı tenis kulüpte. Şimdi tenis kulüp çok güzel. Ben o zaman çok gençtim tabii. Çok güzel muhabbetlerimize aracı olmuştur tenis kulüp. Gerçekten tabii sosyete sporuydu aynen. Yani raket bile kaç lira yani o zaman, düşünsene abi. İşini yapıp akşam evine dönen nice abilerimiz, amcalarımız orada böyle akşam tenis oynayıp ter atardı, hırslanırlardı, maçlar yaparlardı. İzmir'in yani bunları var kardeşim. Yılmaz Gül'ü var. İzmir'in geğiren bir arıza adamı var. İzmir deyince aklıma yine eski KSK Karşıyaka basketbol takımından Nadir'i var, Nadir abisi var, Nevzin ablası var, onun eşi. Bunları hiç unutmam, bunları hiç unutmam. İzmir'in
Şimdi burada olmasa da, göçmüş olsa da bir Sezai Engül'ü var. Bando Sezai'si var. Yani belki hakkını tam verememiş olabilirim ona da. Olabilir ama ben Bando Sezai'yi asla unutamam. Benim hayatımın en neşeli, en ilginç bölümlerinin başrol oyuncusudur kendisi. Ve tabii teyzem Zeynep Engür de öyle. İzmir'in bunları da var. Zamanında üniversite yıllarımda sık sık farklı bölümün bir hocası olsa bile yanına uğradığım ressam Yavuz Seçkin'i var İzmir'in. Kahveyi döktüm. Ana kurdum onun. Son yudum. Yayın bitiyor kardeşim. Sinirle. Vallahi döktüm lan. Gel gel. Ha bak al. Kahve burada bak. Al. Mevlana burada. Kahve burada. Gördün mü? Kardeşim sinirim bozuldu. Son anda sen bu kahve dökmesi, yemin ederim rol yapmıyorum, ben size asla rol yapmam. Yani yayının içine sıçtık, güzel bitirecektim, girizgah gayet güzeldi, elit bir sohbetti. Ama şimdi ne oldu? Küfürle, belayla bitirdik, tövbe tövbe pokpot. Her zaman pokpot diyeceksin ya, iptal edeceksin abi. Yani beddua böyle, küfür çıktığında ağzından Bismillahirrahmanirrahim, Euzubillahimineşşeytanirracim falan diyeceksin. Tövbe 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 bitti. Yayın bitti kardeşim. Tövbe diyorum. Hadi görüşürüz. En yüksek aşkız biz.